Bundan yıllar evvel önce arkadaşlarla toplandık, içmeye gidiyoruz arkadaşlar. İş çıkışı. Gittik bir bara, tamam mı? Ben de Uşak'ta o zamanlar çok popülerim. Herkes tanır beni. Herkes tanır beni genelde. Özellikle genç kızlar. Barda oturuyoruz, tamam mı? Oğlum dinle, ne zi... O zamanlar Uşak'ta çok popülerim. Gittik oturduk, şöyle biramızı yudumluyoruz, tamam mı? Üç arkadaşız. Üç hovardar iş çıkışı oturmuşuz bir mekana. Sağdıçlarına et kadar mı? Hayır. Her neyse, arkadaşlarla muhabbet ediyoruz, tamam mı? Ben viski içiyorum diyoruz 15 yıllık olanından. Arkadaşlar da bira mira içiyor, tamam mı? Baktım kız... Cringe. Cringe seviyesi üst safhada. Neredeyse baktığım kızın biri benim oradan viskiye bakıyor, ondan sonra bana bakıyor, tamam mı? Böyle yan gözle tak bir göz kırptı bana. Ben de hiç bozuntuya vermiyorum, öyle bir yandan bıyıklarımı burkuyorum, tamam mı Patoş? Bir yandan bıyıkları bakıyorum, bir yandan almışım. Bak, bir yandan da viskimi almışım moruk, tamam mı? Bak, bildin mi onu bakışı? Tam şimdi olmadı, o zamanlar hızlı zamanlarımızı, şimdi olmadı artık. Bildin mi onu Patoş? Bununla göz göze gelirsin. Sonra arkadaşlar dedi ki, oğlum Kenan, pardon Cüneyt. Oğlum Cüneyt, hayırdır siz kesişiyor musunuz falan dedi. Her neyse, oğlum dedi Cüneyt. Sıkıntı çıkmasın, buradaki hatunlar biraz sıkıntı dedi. Oğlum dedim, manyak herif. Biz bu işin kitabını yazdık oğlum Fatih, bekle dedim. Viskiden kalan bak son. Viskiden kalan son yudumu da yudumladıktan sonra hafiften şu tuvalete gidermişçesini yapıp kızın yanına bir kıvrılırsın. Moruk, tamam mı? Tek başına oturuyor zaten. Arkadaşlar da yandan bizi izliyor. Plan kurduk. Dedim merhaba ben Kenan. Tanışabilir miyiz? Ananı sik. Sesi istiyor. Tamam. Kızın yanına kıvrıldım beyler. Yılanmışçasına. Tıs. Bak, tuvalete gidermişsin, tak kıvrıldım. Dedim merhaba ben Kenan, tanışabilir miyim? Dedim, kız baktı şöyle gözlerime. Gözlerine bakmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Buyurun Kenan Bey dedi. Masada iki kişilik. Diğeri boş. Oturdum masaya. Oturdum masaya, dinle. Cringe, çok güzel cringe. Her neyse. Sonra bir baktım bizim çocukların yanına, diğer masadaki olan çocukların yanına böyle birileri geldi. Mafya vari kılıklı birileri geldi, tamam mı? Dediler şu kızın yanına oturan lavuk da kim demişler bizim arkadaşlara. Bizim arkadaşlar da onun adı şey Kenan demişler. Ha, bizimki hafiften korkmuş öyle mafya vari herifleri görünce, onun adı Kenan demişler. Bizim arkadaşlar demiş ki, o mafya vari herifler, o Kenan'ın haberi var mı? Şu an konuştuğu kız Uşak'ın en meraklısı, Uşak'ın en nazlısı, en kaprisli ve en güzel kızıdır. Kenan'ın bundan haberi var mı demişler beyler. Bizim arkadaşlar bir afallamış. Arkadaşlar afallamış. Allah Allah, bizim öyle bir şeyden haberimiz yok. Ben de kızla bir hala göz göze kesişiyoruz, anlatabildim mi? Kız benden fena etkilendi. Uşaktaki tek kıza. Her neyse, kızla biz kilitlendik. Tam böyle muhabbet ediyoruz, tamam mı? Baktım kıza bira içiyor. Benim elimde de şey var. Viski. Viski bardağını eksik etmem zaten. Yani elimde viski bardağı. Şöyle kıza aldım viski bardağımı, tamam mı? Yudumladım dedim. Bayılıyorum ya bu viskiye. 15 yıllık Diverse içiyorum. Diğerleri beni pek kesmiyor dedim. Kız bir baktım amına koyayım. Şey üstünü başını açmaya başladı. Terledi. Dedim buradan rahatsız olduysan. Kostel sen bir de... Buradan rahatsız olduysan gel dışarı çıkalım, biraz hava alalım dedim. Kız tabii olur dedi, böyle afalladı kız da. Hemen ışınla kalkıp sandalyesini çekti. Kız ayağa kalktı, montunu kızın hemen omzuna attım. Kıza buyurun önden dedim, tamam mı? Kız önden giderken... Kız önden giderken, kapıdan çıkarken mafyalar geldi. Ananı sikeyim. Yayını kapatacağım. Dur, mafyalar gelmez mi yandan? Of, beni aterledim. Tak 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 tak, baktım kurşun saydırıyorlar. Baktım kurşun saydırıyorlar kıza. Kızın bir aşının önüne geçip attım kızı yana doğru. Mafyalar dükkanı taradı moruk. Her neyse, biz kızla yerde göz göze geldik. Dedi sen bundan sonra benim hayatımın erkeğisin Kenan. Ondan sonra bir sene daha devam ettik. Mafyalar peşimizi rahat bırakmadı. Bu dediğim olay Ukrayna'da yaşanıyor bu arada. Pardon, Uşak'taydı ha, Uşak'tı, pardon. Mafyalar peşimizi bırakmadı. Kız vefat etti. Bundan 8 sene önce. Sizin anlayacağınız böyle bir hikayeydi işte.
Böyle de bitti işte ha. Ukrayna'daki uşak. Ukrayna'nın uşak ya şeyinle, ilinle. Bildin mi onu? Tamam, bu da böyle bir hikayeydi işte. Abi ananı sikiyim, bu Kenan hikayesi de ne acıklıymış abi diyen var. Meral yapacak bir şey yok. Boşuna Kenan Kenan diye. Ne yani, ben 1,5 saattir sıçmama sebebim bu muydu? Aha!